Serdar Kuzuloğlu, gazeteciyim. Bundan önce televizyon, radyo, dergi, internet, aşağı yukarı medyanın bütün mecralarında birçok farklı görevde bulundum. 21. yılımı doldurdum mesleğimde, devamlı ediyorum aynı heyecanla. Teknoloji, trendler ve yeni nesil yaşam üzerinde çalışmalar yapıyorum. Gündemi Türkiye ve dünyada takip ediyorum ve bütün bunların kesişiminde ilgimi çeken, insanların da ilgisini çekecek konuları süzüp onlara aktarmaya çalışıyorum. Bugünün dünyası garip. Bir yandan sanki her şeye çok yakınız, her şeyden çok haberdarmışız gibi bir hisse kapılıyoruz. Başka bir taraftan baktığımızda sanki hiçbir şey hakkında hiçbir bilgimiz yokmuş gibi. Her şey çok ulaşılabilir. Parmaklarımızın ucunda, işte kitaplarda, internette, ekranlarda. Ama bir yandan hiçbirini ayıracak vaktimiz yok ve hepsinden birer parça küçük ve çoğu zaman da faydasız bilgi kırıntılarıyla avunuyoruz. İşte benim yapmaya çalıştığım bu gündelik telaş içerisinde insanların bugün hayatını ilgilendiren ve yarın var olmaya devam etmesi ve daha başarılı olması için gerçekleştirmesi gereken şeyleri, takip etmesi gereken konuları ve konuları bir anlamda derleyip, süzüp, konsantre bir şekilde insanlara güzel bir hikaye eşliğinde anlatabilmek, bunun bu kadar bilgi karmaşası içerisinde her zamankinden daha önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bugün internet sayesinde birçok şey birbirine bağlı hale geldi. Zihinlerimiz de bundan muaf değil. Hepimiz dev bir rekabetçi dünya içerisinde saniyelerle birbirimizle yarışır haldeyiz ve aldığımız kararlar bir anda, yani yüzyıllarca kökeni yüzyıllara dayanan bir yapı olsak bile bizim birkaç sene içerisinde un ufak olmamıza yol açıyor. Tarih bunun örnekleriyle dolu. İşte benim konuşmalarımda aktarmaya çalıştığımda bu dönüşümün birazcık kodlarını okuyabilmek, neden bu dünyadaki değişimin önemli olduğunu ve bu değişimin aslında sadece bugüne değil, tarihin her döneminde en az bu kadar önemli olduğunun altını çizmek. Bugün belki birçok yetişebileceğimiz, erişebileceğimiz, uyum sağlayabileceğimiz şey olduğunu zannediyoruz. Ama bir yandan da düşünelim, her geçen gün bir öncekinden daha da zorlu, daha da rekabetçi hale geliyor. İşte bilgi dediğimiz şey o anlamda geleceği görme, bugünü görme açısından ve kendimizi konumlama açısından çok önemli, çok hassas ve her zamankinden daha hayati önem taşıyor. Ben de sunumlarımda bunları aktarmaya çalışıyorum ve bütün bunların esasında işte teknoloji alanında veya sağlık alanında, perakende alanında, her ne alanda olursa olsun birbiriyle bir farkı olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Yapılan şey esasında bizim insani vasıflarımızı ve teknolojiyi kullanabilme gücümüzü maksimize etmekten ibaret. Bizler bir yandan insani duygularımızı ön plana çıkartırken bir yandan makinelerin yardımıyla daha optimize edilmiş, daha verimli, daha kaliteli, sağlıklı bir hayat kurgulamaya çalışıyoruz. Bunu başarabilenler, bize bu hizmetleri sunabilenler ayakta kalacaklar, sunamayanlar yarıştan çekilecekler. İşte bu artan, yükselen beklenti, yükselen çıta, yükselen rekabet bizleri her geçen gün daha taze, diri bilgiye aç hale getiriyor. Benim de bütün bu açlığı doyurma gibi iddialı bir görevim var. Mesleğim gereği birbirinden farklı onlarca ayrı sektöre konuşmalar yapıyorum. Ve sürekli altını çizmeye çalıştığım şey şu. Bütün değişimlerin, dönüşümlerin, bize yenilik gibi gelen şeylerin alt planında büyüyen ölçeği yönetebilme derdi bulunuyor. Bugün perakende sektörünü gözümüzün önüne getirelim. Dev süpermarket zincirleri, hipermarketler, gross marketler, devasa teknoloji yatırımları, işte insanlara ulaşabilme telaşı falan, bütün bunlar ne için? Bütün bunlar günün sonunda bizim mahalle bakkallarımızın iş zekasına, kıvraklığına, yeteneğine ve insaniliğine ulaşabilmeleri için. Yani bizi tanıyan, bize yönelik hizmetleri sunabilen, bize bizim dilimizden konuşabilen ve bizim halimizden anlayan bir yapıya kavuşabilmek için. Yani bugün perakende teknolojilerini teknoloji olarak düşünüp algılarsanız ya da benim rolümde onları o şekilde anlatırsanız büyük resmi kaçırmış oluyorsunuz. Yapmaya çalıştığımız şey esasında köklerimizde ihtiyaç duyduğumuz insani özellikleri yeniden kazanabilme yarışı. Bütün hayata da böyle bakmak lazım. Ben de konuşmalarımda elimden geldiği kadar teknik jargondan, teknik detaylardan uzak, tamamen bugününkü hayata yönelik alabildiğince yerel örneklerden yola çıkarak
bu büyük dönüşümün esasında kökeninde, genetiğinde ne kadar basit ayrıntılarının üzerine kurulduğunu ve başaranların bu teknolojilere, trendlere, dönüşümlere ayak uyduranlar değil, o alttaki ana fikri okuyup kendine uyarlayabilenler olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Konuşmalarımda sıklıkla tekrar ettiğim bir tema var, meraklı olmak. Bugün her şey parmaklarımızın ucunda. Dünyanın en taze zehir beyinleri bildiklerini aktarabilmek için elinden gelen her fırsatı kullanıyor. İnsanlık tarihinde hiç kimseye nasip olmayan devasa bir bilgi ve birikim havuzunun üstünde yüzüyoruz. Ve tek ihtiyacımız olan şey merak. Meraklı olmaya devam etmeliyiz ve merakımızı sürekli diri tutmalıyız. Ve ne mutlu ki böyle bir açlığı doyurabilecek çok da fazla imkanımız var. İşte bence bugünün insanının ve benim konuşmalarımdan çıkartılması gereken ana mesajın meraklı olmak olduğunu düşünüyorum. Bu bugün ve yarın ve her zaman hayatta kalmanın, dik durmanın, geleceğe güvenle bakmanın anahtarı olacak. Merak etmeye devam edin.